müminlerin kardeş olmasının üstüne duralım. İnşallah. Yani hani biliyorsunuz diğer mezheplere karşı öfke duyan, değil mi böyle, onlara karşı işte Mehdi onları pırasa gibi doğrayacak diyen zihniyete karşı Kur'an ayetleriyle Müslümanların birbirine ne kadar sevgi duyması gerektiğini bir anlatalım. İnşallah. Oktar hocam sen oku bu ayetleri, ben inşallah sonra şerh edeyim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Müminler kardeş değil mi? Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insanlar mümin oluyor ve kardeşler. Evet inşallah. Müminlerin arasını bozmak, mezhep ayrılıklarıyla şunla bunla falan ayırmak haram. Haram değil mi? Evet, ha. İnşallah. Ondan da bir öfke duymak, ondan dolayı bir işte pırasa gibi doğrayacak demek, bunlar olmaz. Evet. Bunlar haram. Evet haram. Müslümanların arasını düzeltmekse farz. Farz evet inşallah. Birleştirici olmak değil mi? Evet. Kur'an ayetine göre bu böyle oldu anlaşılıyor. O ayeti bir daha oku. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Ha küskün veya dargınsa veyahut mezhep, cemaat ayrılıktan dolayı bir aralarında husumet varsa aralarını bulup düzelteceğiz değil evet, mi? Evet evet inşallah. Bu farz. Ayırmak da haram. Haram evet. Bunu yapan da günaha girmiş olur. Evet, evet inşallah. Devam et. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Çekişip birbirinize düşmeyin diyor değil evet mi? Evet. Mezhep ayrılıklarıyla, cemaat evet ayrılıklarıyla, tarikat ayrılıklarıyla birbirine düşmeyecek müminler. Evet. Evet. İnşallah. Bir daha oku ayeti. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Yani evet. Maddi manevi gücünüzü kaybedersiniz. Evet. Bugün İslam alemi maddi manevi gücünü geniş çapta kaybetti mi? Kaybetti. Niye kaybetti? Çekiştikleri için inşallah. Birbirine düştükleri için. Kurtuluş ne? Birbirini sevmeleri. Evet. Beraber olmaları. Evet. O zaman Allah'ın rahmeti, bereketi değil mi? Onların üzerine olacak. Müslüman kardeşlerimizin üzerine olacak. Hepimizin üzerine olacak. Evet, inşallah. Ayrılıp dağılmaya karşı Müslümanlar var güçleriyle mücadele edecekler, birleştirici olacaklar. Evet, inşallah. Kur'an bu hakikate dikkat çekiyor. Dikkat çekiyoruz. Evet. Devam et. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Lehimlenmiş gibi değil mi? Evet. Müslümanlar birlikte gelecekler. Evet. Mezheplere, cemaatlere, tarikatlere ayrılarak birbirine çekişmeleri haram. Haram, evet. Inşallah. Mezhebi olsa bile, cemaati olsa bile, tarikatı olsa bile ne yapacak? Omuz omuza. Değil mi? Evet. Kenetlenerek gayret edecek. İnşallah. Birbirlerini sevecekler, koruyup kollayacaklar, saygı duyacaklar. Birbirlerine güvenecekler. İnşallah. Husumet olmayacak. Olmayacak evet inşallah. Değil mi? Evet. İnşallah. Birlik farz, ayrılık